Efendim ekranların en bizli, en sizli, en ikizli yarışma programı Bence Bilir Sence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de huzurunuzda olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. Bunun için binlerce şükürle başlıyoruz ve biz bunu gerçekten çok seviyoruz. Umarım siz de bizi takip eden dostlarımız, vefakar takipçilerimiz de ekranlarınız başında şu saatlerde bizleri görmekten mutlu oluyorsunuzdur. Bizler çok mutluyuz. Keşke sizler de burada olsanız, bir gün de sizlerle birlikte bu muhabbet masasında bulunsak da daha da mutluluğumuz artsa. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Bence Bilir Sence diyanet.tv adresine başvurmanız yeterli. Tıpkı ikizlerimiz Safiye ve Hafize gibi. Kim başvurmuştu? Ben başvurmuştum. Arkadaşımla beraber başvurmuştum. Dipnot olarak düşmüştüm. Arkadaşım gelemezse ikizimle gelmek isterim diye. Arkadaşlar onun uygun olduğunu çağırdı. Hemen tamam. Evet. Biz de çok sevindik tabii. Ama bir kez daha katılamazsınız arkadaşınız artık. Bir kez katılmanız için. Evet efendim, bugün stüdyomuzda az önce de zikrettiğimiz üzere ikiz kardeşler var ve tabii ki ikiz kardeşlerin hayatlarında birbiriyle alakalı beraber yaşamış oldukları birçok güzel hatıra vardır. Onları çok da paylaşacağız, bugün muhabbet edeceğiz inşallah. Ama tabii ki bir arada da bir yandan da yarışacağız. Daha önce hiç yarışma programına katıldınız mı? Hayır, hayır. Bu bir ilk olacak. Evet. Peki, sağ tarafımda bulunan ayırt etmeniz için dostlar iyi olmuş. Farklı elbiseler giymiş ikizlerimiz, sağ olsunlar. Safiye Hanımefendi ve sol tarafında bulunan Hafize Hanımefendi. Önce Safiye Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, sizi teşekkür ederim. Safiye Bostan Söner, 27 yaşındayım. İstanbul'dan ikizimle yarışmak için geldim. İktisat Fakültesi mezunuyum. 3 yıl bankacılık yaptım. Şu an çalışmıyorum. Yarışmacı ikizime başarılar diliyorum. Harika bir tanımlama oldu. Çok güzel. Hiç ikizler birbirleriyle yarışmaz normalde değil mi? Bizimki hep sempatik olmuştur. Yani okullardan beri hep aynı sınıflardaydık, üniversite hariç. Hep sempatik olmuştur ama ilk olarak böyle olacak. Tabii şöyle, siz ilkokuldan itibaren hep aynı sınıfta, aynı okulda, aynı okulda. Evet, üniversitede ayrıldık. Üniversitede ayrıldık. Ama hemen hemen bildiğiniz şeyler aynıdır. Bugün nasıl olacaksa birbirinizin yüzüne bakarak anlayacağınız şey her neyse onu bilmiyorum artık. Bugün kendinizden esas bilmeniz gerekecek galiba. Evet. Rakibinizin bilip bilmemesinin ilginç bir yarışma olacak. Evet, bizim için de enteresan bir deneyim. Efendim hemen sol tarafımda bulunan Hafize Hanım'ı tanıyoruz. Ben Hafize Yılmaz, 27 yaşındayım. Aslen Rizeliyim, yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. İşletme mezunuyum. Daha önce 2 yıl bir çalışma hayatım oldu. Şu an çalışmıyorum. 6 aylık bir oğlum var, vaktimi onunla geçiriyorum. İkizime bol bol başarılar diliyorum. Ne çok icabir ediyorum. Pekala. Sizde çok heyecan olduğunu düşünmüyorum. Görünmüyor öyle. Aslında belli etmiyoruz ama biraz demek. Var. Varsa o zaman bir soruyu görelim, heyecanımızı tamam. Atalım olur mu? Görelim. Gelsin ilk soru Safiye Hanım'a. Sözlükte yaşlı kimse manasına gelen ve bir kabile veya grubun lideri olan reis, yönetici ve devlet adamına verilen ad nedir? Şıkları görelim. A. Meşayih, B. Şeyh, C. Seyit, D. Reis. Bence bilir. Bence de bilir. Yüzüne bakmadan da bileceğiniz bir bence şey. Bence de bilir, yani evet. Bir ile 10 arasında bir rakam seçelim. Bence bilebileceği için 10 puan veriyorum ben. 10 mu? Direkt 10 veriyorum. Siz emin misiniz formatımızı evet, izlediğinize? Formatı izledim, bir farklılık olsun dedim. Bizim ayrıcalığımız olsun, ben direkt 10 veriyorum. Hiç beklemem 10 verirsiniz. Yok yok. Bilemez tahminle 10 vermeniz gerekiyor normalde. Karar sizin. Eksi 10 olur, artı 10 olur bilirse çıkmaz. Ben size şöyle kısaca söyleyeyim, yine 10'u yazayım. Şimdi bilemeyeceğini düşündüğünüz sorularda 10 verirseniz siz avantajlı olursunuz. Bileceğini düşündüğü sorularda 10 verirseniz o yarışmayı kazanamaz. İkizime kıyamam şimdi. Bilebilse bile ben gene 10'u vereyim. 10 verdi. Hem hiç beklemiyorum. Ondan cevabımızı da ayrıcalığı bekleyeceğim. Şeyh Seyit eliyorum. Reisi de eliyorum. Hızla. Meşayih diyorum. Aa meşayih. Evet. Siz ne derdiniz efendim? Ben reis derdim ya. Şıkta reis olduğu için derdim. Şey sorunun içerisinde onu düşünmüştüm. Bana sanki oradan bir ipucu verilmiş gibi gelmişti. Yani bakacağız artık. Ya Bora neler oluyor yani, son günlerde yarışmacılarımız acayip yarışıyor. Birbirimizi yani tanımıyoruz. İlk soruda 10 verdi yani ikizine ve bunu merhamete dayandırdı. Evet. Çok teşekkür ederim. Eksi 10'umu alıyorum. Teşekkür ederim. Ya nasıl bir strateji bu? Ben neredeyim? Nasıl bir program sunayım hiç fikrim yok. Yani yarışmacılarımıza hayran kaldım. Valla 10 puan eksi mi olur bilmiyorum. Eksi olacak artı gibi duruyor. İyi olur sizin için. Evet. Eksi 10'la başlamak hiç hoş olmaz. Evet. Bir şey hatırlatmış olayım. Ben normalde bunu ortalarda falan söylüyorum. 10 puan verdiğin zaman rakibinize hiç beklemem. Düşünme fırsatı vermem. Direkt sorarım diyordum ama ilk soruda 10 vereceğini hiç düşünmemiştim. Onun için biraz acele ettim yani. Hadi bakalım aklımıza. Siz de 10 vereceğinizi de hiç düşünmem yani. Direkt hemen sorarım. Düşünmesine fırsat vermeyiz. Bakalım reji ne demiş. Şey,
Hayırlı olsun. Eksiyonum hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben şimdi iyilik Devran mi yapmaya çalıştım? Dönecektir. Demiştim ama. Yoksa büyük bir strateji mi koydu ortaya? Hiçbir fikrim yok. Halbuki ben biraz belirlemeye çalıştım. Karışın daha iyi. Anlat. Ben dedim bence bilir ya. Peki mali soruyu görelim. Siz de bir 10 verirseniz gerçekten bir ilk olacak. Görelim. Bismillah. Salike hak yolunda rehberlik yapan kimse, veli, er, eren ve pire verilen ad nedir? Görelim şıkları. Rüşt, B. İrşat, C. Mürşit, D. Müctehit. Bence bilir. Bence de bilebilir. Beraber olalım ya da sen artıya 20 puan fark olsun herhalde. Olmaz, 10 verirseniz bilirse çok sıkıntı olur çok size. Sıkıntı olur. Bu onun çıkması tamam, lazım. Zeciğim, o zaman... Bilir diyorsanız 2 verin. Gene 3, 3 ile başlayalım. 3, tamam. Mutedil bir ikiz kardeş var en azından elimizde olan. Her ikisi böyle olmuşsa düşsene Bora ya. 10, 10. Ver bir 10 daha ver bize, bir 10 daha verin bize falan. Eksi 30 da bitiririz. Evet, eksi 30 olmaz ama her soruya bir 10 verirsek 100 olur yani. Evet, hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim cevabınızı. Hazırım, cevabım mürşid. Siz ne derdiniz? Veli, eren, birer, veren kişi ne denir? Ben de mürşid derdim. Bakalım Reji ne dermiş? Doğru cevap. İyi ki teşekkür ediyorum Reci. Size de teşekkür ediyorum. Vallahi 10 verseniz bu 20 puan fark olurdu. Kapatamazdım. Kaç puan kapanacak verdiniz bana? 3 puan verdim. 3 puan verdim. Niye o kadar kıt gittiniz? Ben size benim darım. Ya bu ikizin çok fena söyleyeyim yani. Bu 10 puanı hemen çıkarmamız lazım Sabiha Hanım. Evet, ikinci sorular gelsin bakalım. Aristo'yu yorumlayıp şerh ettiği için kendisine şarih denilen İslam düşünürü kimdir? Gelsin şıklar. A. İbn-i Rüşd, B. Farabi, C. Zemahşeri, D. Maturidi. Bence bilir. Bence de bilir. Bence bilir. O yüzden puanım 5 diyorum ya. 5 olsun. Vallahi ben var ya. Hafize Hanım'ın nasıl bir puan taktiği yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ya da hadi sanki bu sefer biraz... Kısabilirsin puanlarımdan. İki olsun. Diyor ki, İki olsun. Bora diyor ki yönetmen. Hafize Hanım kazanırsa benim kafam çok karışabilir. Bir daha bu programı çekebilir miyim bilemiyorum diyor. O durumda yani. Tamam, programın gidişatı için iki olsun. Yok yok, ben hiç, asla. Siz kaç diyorsunuz o? 5 mi? Yok, 2 olsun tamam. Bu sefer şey olsun biraz, 2 olsun ya. 2 mi, emin misiniz? 2 gelsin, 2 olsun. Az önce bilir deyip 10 verdi, şimdi bilir deyip 2 verdi. Vallahi enteresan. Ne durumdasınız? 2 verdi. Vallahi 2, 2, 2 verdi. Öyle mi? Çok fazla açmayalım. Pekala. Var mı cevap? Bir cevap. Sözel mi yarışmışsınız acaba? Ya en azından şıkkıdan bilemiyorum derdim. Keşke bir şık olsa bahanesinden. Ben gayet memnunum. Memnun musunuz? Ben memnunum. Tamam. Pekala. Alalım cevabınızı. Kızlar 7 saniye var. Pek üzere. İbn-i Rüşd demek istiyorum. Aa, İbn-i Rüşd dedi. Siz ne derdiniz efendim? Bana sanki biraz Farabi gibi geldi. Farabi gibi evet. Geldi. Bakalım rejiye nasıl gelmiş. Görelim doğru cevabı. Bravo, tebrik ay, ediyoruz. Keşke puanı 5 verseydin. 8'e düşürdü. Benim yüzümden oldu. Biraz da Bora'nın yüzünden oldu. Ben de güvenmiyordum. Bora'nın açıkçası. Akıl sağlığı için Hafize Hanım son Bora anda 2'ye çevirdi. Teşekkür ediyorum. Bora'nın akıl sağlığı için bu lazımdı yani. Ya kameramanlar da hoş geldiniz beyefendi. Siz hoş, hocamla yarışıyoruz zaten. Siz yeni mi katıldınız? İlk defa mı stüdyoda? Ne güzel. Ekibe yeni katıldınız yani. Peki. İsminiz nedir? Kubilay Bey. Evet, bugün kameraman Kubilay da programımızı ilk defa çeken kameramanımız da hoş gelmiş ekibimize, sefalar getirmiş. Peki, bir değişiklik var yani. Değişiklik var belli yani bizim işimizde. Peki. Muadil soruyu da bir görelim ama 8'e düştük. Düştük diyorum, ben hep mazlumdan yana farkı olduğum için öyle söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani geride olana nasıl öne geçebilirsiniz diye. Geçince de öbür tarafa. Aslında ben de onu düşünerek puan veriyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Tamam. Muadili görelim. Kendisine hidayet önderi anlamına gelen İmamül Hüda denilen İslam alimi kimdir? Şıkları görelim. A. Maturidi, B. Kindi, D. C. Biruni, D. Eş'ari. Bence bilir. Bence bilemeyebilir. Bilemeyebilir. Peki. 10 derseniz hiç beklemem. Farkı yok, kapatırsınız. Yok, ben 5 demek istiyorum.
Siz de çok muhteşem rakamlar veriyorsunuz. Bu fark zor kapanacak gibi. Bilir, bilemeyebilir. Bilemeyebilir. Şimdi 5 versem oradan eksi 2 olur. O zaman 8 vereyim ya. O zaman. 8 vereyim. Tamam hadi bakalım ne olacak sonra çok merak ediyorum. 8 veriyorum. Sonra etkim altında kalarak bu puanı verdiğiniz konusunda rejiye... İçim yanmayacak. İkizimdir helal olsun. 8 peki. 8. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim cevabı. Cevabım Maturidi. Aa Maturidi dedi. Siz ne derdiniz acaba? Bu konu hakkında hiçbir yorumum yok. Aynısını söylerdim. Onun sonucunu bekleyelim. Siz de mi Maturidi derdiniz? Maturidi derdim diyeyim. Bakalım doğru cevap neymiş? Ay çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Helal olsun. Yani benim yüzümden eğer 3 puanla yenilirse Safiye Hanım 3 puanı ben hediye edeceğim yani. 5 demişti. 8'e çıkarttık. 3 puan benden alacağınız olsun olur mu? 19 puan fark oldu. Teşekkür ederim. Çok fark oldu. Güzel iyi puanlar. Bir güzellik yapacağım. Şimdi şöyle yapacaksınız Safiye Hanım. İlk fırsatta bilemeyeceğiz soruya direkt onu hemen söyleyin hiç vakit kaybetmeden. Aksi takdirde bu çıkmaz. Evet aslında bu soruda biraz o stratejiyi uygulamak uyguladınız istedim ama bilebildik. Ama bildi yani. Tebrik ediyorum. Maşallah tebrik ediyorum. Bugün şans benden yanaymış ya. Estağfurullah efendim. Bildiğiniz sorularda tabii ki her halükarda puan alacaksınız değil mi? Evet, evet. Gelsin bakalım yeni sorumuz. Bir ihtiyacın giderilmesi veya arzulanan bir hususun yerine getirilmesi için kılınan namaza ne ad verilir? Şıkları görelim. A. Hacet namazı. Hacet namazı. B. Husuf namazı. C. Küsuf namazı. D. Şükür namazı. Bence bilir. Bence de bilir. Bilebileceği için puanım bir. Bir mi? Bir veririm evet. Neredesin ey vicdan? Tamam. Vicdanı çağırıyorum o zaman. Ya hemen ben altı veriyorum. Altı mı? Altı olsun hadi teşekkür vicdan. Teşekkür ediyorum vicdan için. altı verdi. Merhametli kardeşiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki alalım cevabınızı. A. Hacet namazı. Siz ne derdiniz? Ben de hacet namazı derdim. Hacet dediği için. Bakalım için. Doğru cevap neymiş? Valla bu arada Hafize Hanım'a haksızlık olmasın. Kesinlikle bir merhamet puanı evet, verdi evet, size. Evet evet onun benim bildiğimi bildiğini biliyorum. Bir demişti. Bildiğinizi bile bile 5 puan fazladan verdiniz. Evet. Az önce benim yüzümden kaybettiği 3 puandan da ben en azından kurtulmuş hatırlarda oldum. Hatırlarda yarışalım. Eksilerde ne işimiz var? Evet çok güzel. Tebrik çok ediyoruz. Öyle. Gelsin muadil soru sonra puanlara bakalım. Ramazan ayının sonunda gücü yeten Müslümanın ödemekle yükümlü olduğu sadakaya ne ad verilir? Şıkları görelim. A. Zekat. B. Fitre. C. Sehiv. D. Dirhem. Bence bilir. Bence de bilir. Bir o zaman. Bir. Hazır mısınız? Teşekkür ediyorum. Farkın kapanması lazım. Alalım cevabınızı. Alalım cevabı. Fitre diyorum. Cevabı fitre. Siz ne derdiniz? Gücü yeten Müslüman ödemekle yükümlü olduğu sadakaya ne ad verilir? Ya bence zekat. Derdiniz. Derdim. Peki görelim bakalım neymiş doğru cevap. Büyük bir basit şeyde niye böyle muallakta kaldık bilmiyorum. İlk öyle olmamış. Doğru cevap 1 puan. Siz doğru yanlış olsaydı 1'e üzülürdünüz. 1'e üzülürdüm. İyi yerde verdiniz. Puan tablosunu görmek istiyorum. Evet. Aranızda tam 14 puan var. Hafize Hanım 12 puanla Safiye Hanım eksi 2 puanda. O 10 puanı çok iyi değerlendirmeliyim. Çok iyi değerlendirmelisiniz. Evet. Harika tespit. Lütfen stratejik yarışalım. Lütfen eksi de çıkmayın. Siz de bu halde devam ettiğiniz sürece zaten kazanırsınız. Hani öndesiniz İnşallah. Şu anda. Diğer sorularda doğru cevaplarsınız. Zaten yarışmamızı kazanmış olursunuz. İnşallah. Siz de rakibiniz olan kardeşinizin hata yapmasını bekleyerek ve umarak doğru stratejiyle yarışmanız gerekir. Pekala gelsin yeni sorular. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok beğenmesi üzerine hırkasını verdiği kaside hangisidir? Görelim şıkları. El kaside tün nünniye. B. Kaside tül bürde. C. Su kasidesi. D. El kaside tül hemziye. Bence bilir. Bence tahmin edebilir diyorum. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3. 3 verdi. Hakikaten merhametli kardeşiniz var. Teşekkürler. Kesin bilir demediği bir soru için
1'e yakın bir puan vermiş oldu size. Bilemezsiniz çok büyük bir fark olmayacak açıkçası. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim cevabınızı. B şıkkı kasidetül bürde demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Kasidetül hemziye derdiniz diye tahmin ediyorum. Bakalım rejimiz ne söyleyecek? Kaside-i çok bürde. Güzel, artılardayız. Çok, çok iyi oldu bu. 3 puanı küçümsemeyiniz lütfen, çok önemli bir puandı. Her puanı hanenize artı yazdırmanızın elzem olduğu anlar. En ufak bir yanlışta da rakibinizden öne geçme avantajını yakalamak için yüksek puanla eksi yazdırmanız gerektiği anlardayız. Rakibim çok sıkı çıktı yalnız. Kesinlikle. Ben bu kadar beklemiyordum. Hazırlandınız mı yarışmaya? Ben de bu kadar beklemiyordum. Öyle mi? Ama yani kaç haftadır izliyorum sürekli her akşam yarışmayı. Saat geldiği zaman. Ve oradan bakıyorum millet nasıl şey yapmış, taktik yürütmüş diye. Ben de ona göre kendimi ayarlamaya çalıştım. Çok iyi valla, tebrik ederim. Bu hazırlanmamış. Harika, tebrik ederiz. Peki muadil soruyu görmek ister misiniz? İsteriz. Görelim. Kasidetül Bürde, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kim tarafından okunmuştur? Şıkları görelim. A. Büceyr, B. Ka'b, C. Busiri, D. Zeyd bin Harise. Bence bilir. Bence bilemeyebilir. İnşallah yanılmam bu kez. Çok da arayı açmak da istemiyorum. Ama 10 puanı da burada kullanmak verdiniz. İstemiyorum. Hazır mısın? Ha, dur pardon, özür dilerim, özür dilerim. Dur ya, dur ben. Niye acele ediyorsunuz Mustafa Bey ya, puanı biraz? Kullan... Şöyle 10 puanı da beklemiyorum ya. Onun için. Onu kullanmayalım ama 9'u feda etmek istiyorum. 9 puan verdi. Evet. Hafize Hanım, efendim, bu soruyu doğru cevaplarsanız çok ciddi bir avantaj yakalamış olursunuz. İnşallah. Zaten öndesiniz. 9 puanı eksi olsun diye kardeşiniz size ikram etti. Ama siz bunu artıya çevirirseniz farkı kapatabilir mi bilmiyorum. Bu yarışmada zor kapatır ama bilmiyorum başka yarışmalarda kapatabilir mi? Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Alalım. Cevabım Büceyr. Siz ne derdiniz efendim? Yani sadece tahmin yürütmek için Zeyd bin Harise gibi geliyor bana. Hani biraz daha o döneme yakın. Artık. Peki yeni katılan arkadaşımız, siz ne derdiniz? C mi derdiniz? Büsuri'yi hiç duydun mu? Ama C derdin diyorsun. Peki. Reji ne der acaba? Herkes bir şey söyledi. Doğru cevap derdim diyor ki zaten. Ben de açıkçası merak içerisindeyim. 9 puan çok kritik. Değiştirmek ister misiniz şıkkı? Yok yok, bu cehirde kalalım. Zaten değiştiremeyiz de, hani ben sordum. Hani tamam, o zaman iyi ki bu şıkta kalalım demiş. Peki görelim bakalım doğru cevap neymiş? Kimsenin tahmin etmediği oldu. Teşekkür ediyorum. İyi oldu ya, arada uçurum olmasın. Böyle siz küçükten küçükten gidelim. Şu anda puan tablosuna bir bakar mısınız? Bir anda ne hale geldi? Evet, evet. Aranızda 2 puan var sadece. Acaba stratejiyi kim uyguladı? Her ikiniz de şu anda artı hanedesiniz. Safiye Hanım 1 puanda, Hafize Hanım 3 puanda. Bakalım yeni sorularla durum ne olacak? Gelsin yeni sorular. Temizlik anlamına gelen Fransızca kökenli Türkçe sözcük nedir? Şıkları görelim. A. Tuvalet, B. Su, C. Banyo, D. Makyaj. Bence bilir. Bence de bilir. Hafize Hanım 1 var, 4 var, 5 var, 7, 8, 9 var. Bilebileceği için 8 veriyorum. Bilebileceği için 8 mi? Kaybedersiniz yarışmayı, öyle söyleyeyim. O zaman bilebileceği için... 1 diyormuş. 4 veriyorum. Hadi 4 olsun. Ya bir şey, Bora. Aynı duruma ben de düşeceğim gibi yani. Aynı duruma düşeceğim gibi. 4 olsun. 4'e kesin bak, son kararınız son mı? Kararım, evet, bak, son bu yarışmanın kararım. Cümlesi değil bu, buna rağmen size soruyorum. Son kararınız mı? Son kararım 4 veriyorum. 4 mü? Bence bilebilir, evet. Puanı verdi. Değiştiremez. Evet. Şıkkı alalım. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim şıkkı. D şıkkı makyaj demek istiyorum. Siz ne derdiniz efendim? Ben banyo derdim ya. Peki görelim bakalım doğru cevap neymiş? Huu, tuvalet. Tuvalet. Genelde hep elbise, ondan
Çıkaramadım. Maalesef. Evet. İyi ki de 4 puan gitmiş. Küçük azdan küçük 8 gidelim. Puan küçük küçük olsun. Muadil soruyu görelim. Hafize gerdin beni. Bu kadar olmaz ya. Arapçada iş eylem anlamına gelen amel sözcüğünden türetilmiş tıp alanında kullanılan sözcük nedir? Şık ister misiniz? Evet isteriz. Alalım şıkları. Canı gönül. A. Anestezi. B. Endoskopi. C. Anjiyo. D. Ameliyat. Ne ilginç şeyler öğreniyoruz değil mi? İyi ki gelmişsiniz değil mi? Evet. İyi ki gelmişsiniz değil mi? Evet kesinlikle. Bence bu soruyu bilebilir çünkü onun bu tarz konulara biraz merakı vardır. En azından tahmin yürütebilir. Ne verelim? 2, 4, 5, 6, 7, 10. Yok 10 verelim. Onu burada alalım verelim. Alalım cevabınızı. Hadi abisi. Niye ben onu verdik? Alalım cevabınızı. Süre ben endoskopi diyorum. B endoskopi dedi. Yani. Hakikaten bilirse yandınız. Evet. Tam kelime anlamı bu yani. Karşıda. Siz ne derdiniz? İş eylem olduğu için anestezi gibi geliyor. Allah Allah. İş eylem anlamına mı geliyor anestezi ya? Yani orada birazcık daha fazla hareket, iş varmış gibi. Tahmin yürüttüm sadece. Bayırtmak bir işti. Sadece bir tahmin bir işti. Işte. Peki siz niye endoskopi dediniz acaba? Ya bir an öyle tahminde bulundum ya. Panikle söylediğini söylüyorum. Bora çünkü 10 puanı kullanınca beklemiyoruz ya. Evet. Biraz bekleyecek. Biraz belki 10 puanın kazdaydı. Bilmiyoruz belki de doğrudur yani. Hadi bakalım. Peki. Endoskopi buradaki en önemli şey neydi biliyor musunuz? Arapçada iş eylem anlamına gelen amel sözcüğünden türetilmiş olan soruyu okumak çok önemli. Benim şıkkım farklı yani bilmiyorum hangisi doğru çıkacak. Ameliyat mı? Evet görelim bakalım. Hadi o zaman 10 puanım iyi bir yere gitmiş olacaktır bakalım. Yabancıya gitmedi. Kardeşinize 10 puan gitti. Şu anda avantaj yakaladınız ve öndesiniz. Ama eksi hanedesiniz. Evet, eksi 3 ile siz öndesiniz. Hafize Hanım eksi 7. Şimdi Hafize Hanım nasıl geçeceğiz kardeşiniz onu konuşmaya başlayalım. Çok ciddi stratejiler yapacağım artık yani. Yedisek, güzel yani geçiş. Ben açıkçası çözümleyemedim. Falan. Yani Bora çözümleyemedi. Biz ekip çek istifayı düşünme aşamasına geldik bir ara. Şimdi 7, 8, 9 gibi yüksek rakamlarınız var. Evet. Burada en önemli şey şu andan itibaren. Mümkün olduğu kadar bilimcinin düşündüğü soruda yüksek rakamları risk olarak ortaya koymak zorundasınız. Gelsin yeni sorumuz. Bye Bye Türkçe adlı kitabıyla da tanınan 2015 yılında kaybettiğimiz bilim insanımız kimdir? Şıkları görelim. A. Oktay Sinanoğlu, B. Selim İleri, C. Vedat Türkali, D. Çetin Altan. Bence bilir. Bence de bilir. Edebiyatla arası iyi midir? Biraz iyidir. Orta seviyede. Bence bilir. 5, 7, 8, 9, 1. 9. 9. 9. Tamamdır bu kez. Çok iyi ya. Çok iyi. Bilir 9. Bilir 9. Hafize Hanım gerçekten bir ilki temsil etti yani. Yani bilirsem ben de çok şaşıracağım kendimi. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. A şıkkı Oktay Sinanoğlu demek istiyorum. İnşallah çok büyük siz bir yanlış. Siz ne derdiniz efendim? Selim İleri derdim ben. Bakalım Reji ne dermiş efendim? Haydi. Oo, çok güzel oldu mu? Reji öyle demeyeydi iyiydi ya. 13 puan farkı. Reji öyle demese de kitaplar böyle söylüyormuş efendim. Dolayısıyla 9 puan gerçekten bay bay 9 oldu. Evet öyle oldu. Bay bay Türkçeden bay bay 9 çıkarttınız. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Bir anda öne geçtiniz ve bir de üstüne 9 puan aldınız. Bizlerin stratejileri sayesinde oldu ama. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ediyorum. Yani yarışmayı tahmin edebilmek mümkün değil. Sonu ne olur görelim. Hayır olsun inşallah. Gelsin yeni soru. Yerdemir Gökbakır adlı eseriyle de tanınan 2015 yılında kaybettiğimiz ünlü yazarımız kimdir? Şıkları görelim. A. Yaşar Kemal, B. Orhan Kemal, C. Kemal Tahir, D. Kemal Bekir. Bence bilir. Bence de bilir. Ne verelim? 2, 4, 5, 6, 7. 2 verelim. 2 verdi. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim. Yaşar Kemal demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Kemal Tahir gibi geliyor ama inşallah onun dediği doğru olur.
Görelim doğru cevap neymiş. Tebrik ediyoruz, 2 puan aldınız. Keşke elini biraz bol tutsaydı. Evet, evet. Şimdi durum şu. Safiye Hanım 6, Hafize Hanım 5 puanda ama eksi 5 puanda. Gelsin yeni soru. Osmanlı'da kutlanan 30 Ağustos 1813 neyin tarihidir? Şıkları görelim. A. İstanbul'un kuşatılması. B. Mekke'nin kurtuluşu. C. Toprakların genişlemesi. D. 500. yıl kutlamaları. Bence bilir. Bence bilemez. O nedenle 8 veriyorum. 8 verdim. Güzel puanlama. Alalım efendim cevabınızı. İstanbul'un kuşatılması diyorum. Tarihin ne olmadığını o biliyor. Osmanlı'da kutlanan... Dediniz artık, yani yapacak bir şey yok. Siz ne derdiniz? Ben olsam 500. yıl kutlaması derdim. Ama 500. yıl... 1299'da 1600 çıkarsak 1600 yılı 500 yıla geçiyor herhalde. Öyle bir şey yapıyor mu diye düşünüyorum ben. Şu an öyle demek istiyorum. Yo, ben şimdi soru hakkında şöyle konuşayım. Yani kutlanan deyince kuşatılmayı kutlamazlar herhalde. Kurtuluşu falan denseydi. Evet, 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 yani kesinlikle. Şimdi Mekke'nin kurtuluşu, toprakları genişletilmesi. Ben 1813'ten 1299'u çıkarınca oradan dedim bir 500. Siz 500. yıl kutlamalarım derdiniz. Ben olsam bir 500. yıl kutlardım. İyi de yani. Güzel olurdu o zaman, güzel demiş olurdu. Ben böyle hep kurtuluş, genişletme deyince kuşatılmaya hiç gözümün önüne gelmedi. Neyse ki Safi, şimdi tarihi iyi değil. Neyse ki bilemez tahminle bir 8'iniz varmış. Allah, bakalım şükür. Doğru mu ama bilemiyoruz. Görelim. Ben sadece ilk göze çarpanı fikrimi söylemiştim. Görelim bakalım doğru cevap neymiş. Kurtuluş. Soruyu doğru okumuş olsaydınız, evet, zaten az önce... Konuşurken cümlenin içinde bu geçmişti. Evet. Sizin cümlenizin içinde. Ben kaç oldum şimdi? Şimdi bir soru var, onu soralım size. Tamam. Eğer bu soruyu doğru yanıtlarsanız öyle bakalım tabloya, olur mu? Tamam, öyle yapalım. Görelim. Şu an 3 puan. Erken sevindim biraz. Osmanlı'da gelen konuklara Muharremiye adı ile verilen bahşişler hangi kutlama töreni için bastırılırdı? Görelim cevap ışıkları. A. Şehzade doğumu, B. Hicri yılbaşı, C. Fetih, D. Kurban bayramı. Bence bilir. Bence de bilir. En azından tahmin yürütebilir. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 4. 4 veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim cevabınızı. Alalım. Hicri yılbaşı diyorum. Siz ne derdiniz? Kesinlikle Muharrem ayı Hicri yılbaşı olabilir. Görelim doğru cevabı. İşte soruyu doğru okuyup akıl, evet, yürütme budur. Evet, evet. Tebrik bu ediyorum. Olayı, bu bahşişi daha önce duymuş muydunuz? Hiç duymamıştım. Ama orada neyi kaçırmadı? Hicri yılbaşını, evet, kaçırmadı. Ve Muharrem'i kaçırmadı. Evet. Dolayısıyla az önceki soruyu dikkatle okusaydınız kesinlikle, evet, eleyeceğiniz ilk şık ilk şık olurdu yani, evet, eleyeceğiniz. Hep kuşatılma kurtuluştan gidince ben o şeyi hiç görmedim. Evet. Şimdi puan tablosuna bakma zamanı geldi Hafize Hanım. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir anda atakla öne geçtiniz. Eksi birdesiniz. Safiye Hanım eksi iki. Şimdi Safiye Hanım nasıl kazanırız falan diye direkt bunu söylüyorum ama 3 puan var. Durum çok fena. Sizin için çok kritik. Neden? Hafize Hanım kenarda 1 tutmuş. Sizin, evet, vereceğiniz en düşük puan 5 iken Hafize Hanım'ın vereceği en düşük puan 1. O açıdan çok bizim... güzel bir strateji yaptın, seni tebrik ediyorum. Evet, çok bizim böyle şaşkınlıkla ne yapacağımız şaşırdığımız o biri hiç anlarda... kullanmıyoruz. Biz Hafize Hanım'ı anlamamışız meğer. Biz deymiş sorun. Bora yani. Sevgili ikizimi çok iyi tanıyorum ya. Vallahi tebrik ederim. Ben de bugün de sana tanıyacağım. Gelsin bakalım yine sorumuz. Klasik İran ve Türk edebiyatlarında kullanılan Hamse Nüvis ne demektir? Arapçanız iyi midir efendim? Yani az buçuk. Şıkları istemezseniz şey yapmayalım. Yok, şıklar gelsin. Ne kadar güzel bir şey var. Şıkları görelim. A. Kaside yazan şair. B. Güzel konuşan dil. C. Gazel ustası. D. Hamse yazan şair. Bence bilir.
Bence de bilir. En azından bu yarışmayı kazanmak istiyorsunuz değil mi? İstiyorum. Şu anda de yapmanız gereken doğru stratejiyle doğru puan tercihi yapmak. Başka hiçbir yolunuz yok. Onu yapacağım inşallah. Bunu size söylememe niye gerek varsa zaten o kadar güzel strateji yaptınız ki biz bir şaşırdık. Ben... Ve hepsinde doğru çıktı yani, tebrik ediyoruz. Puanlamamı yapabilir miyim şimdi? Yapayım yani. Bir tek 9'da yanıldınız değil mi? Evet, bir tek orada yanılmıştım. Galiba. Alalım puanı. Tamam, sevgili ikizimin tahmin edeceğine inanıyorum ve 7 puan veriyorum. Tahmin teşekkür ediyorum. Rica ederim. Alalım. Hamse yazan şair demek istiyorum, D şıkkı. Eksik sonsuzlara gitmek istemiyorum. Siz ne derdiniz? Ben gazel ustası derdim. Yalnız bu var çektim ya. Mi? Dibe eğer mi çektim? Doğru çıkmazsa. Daha bitti artık. Görelim. Doğru cevabı. Oh, tebrik ediyorum. Çok şükür. Çok şükür. Yani şu anda az önce söylediğim cümlenin tam tersini yaşıyoruz. O nedir biliyor musunuz? Ben de yaşıyorum. En Şamsi doğru demiş. Stratejiyle vermemiz dışında dedik. Evet. Ve maalesef en yüksek puanımızı bildiği soruya kaptırdık. Kaptırdık evet. Çok kötü oldu ya. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Peki hala görelim muadil soruyu. Yapmanız gereken şu anda sorunuzu doğru yanıtlamak. Çok evet, dikkat edin. Evet, şu an bana o kaldı. Gelsin bakalım. Dilişim. Osmanlı'da Talik Nüvis kimler için kullanılan bir addır? Şıkları görelim. A. Hattat, B. Çin ustası, C. Taş işlemecisi, D. Ressam. Bence bilir. Bence de bilebilir. 5 zaten benim daha düşük puanım kalmadı. Çok güzel maalesef yarışmışım. 5 vermek istiyorum. Şimdi bu 5 puanı artıhanenize yazdırdınız. Yazdırmadınız. İnşallah. Bir dahaki yarışmaya daha ne zaman katılırsınız, katılmazsınız bilemem. En ilginç olay neydi? Hızla onu alalım bu arada. Hafize Karaman'da okuyordu. Ben Erzurum'da okuyordum. Sonra Hafize bizi ziyarete gelmişti. Daha doğrusu kurbandan beraber döndük. Valizimi ona verdim. Dedim ki ev arkadaşlarıma sen Safiye olarak görün. İkizim olduğunu biliyorlardı ama hani bu şekilde Gönlüm. Bir şaka yapacağımızı düşünmemişlerdi. Evet, benzediğimiz de aynı şekilde düşünmemişlerdi. Hafize valizi aldı, kapıyı çaldı, içeri geçti. O Safiye hoş geldin falan diye karşılandı. Sofraya oturdu. Bir yarım saat sonra kapıyı ben çaldım. Kapıyı açan arkadaş şok halinde bir çığlık attı. 4 daire vardı bir katta. 3 kapı da birbirinden açıldı. Ne oldu, bu kızlara bir şey mi oldu? Öyle bir hem dayak yiyerek hem güldük yani. Dayağımızda yedik. Güzel. Bu arada size sorduğu sorulara ne diyorsunuz? Hani arkadaşları soruyor ya. Hepsini anlatmıştım. Zaten evet, biliyordu. İsmini falan da biliyordu. İçeride pire vermediniz yok, yani. Yok, vermedi. Ben hepsini tanıyordum zaten. Anlatmıştım çok sık olarak. Güzel bir günümüzdü o gün ya. Çok güzel. Pekala. Alalım efendim cevabınızı. Hattat demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Bence de Hattat olabilir. Bora Bey siz ne derdiniz? Aynen öyle derdi. Bora Bey teşekkür duyuyor ediyoruz. Duyuyor seni Bora, görüyorsun değil mi? Sana bunu söylüyorum ben, duyuyorlar. Bak Safiye Hanım aynen öyle derdimi duydu. Evet, ne derdiniz Bora Bey? Ya abi hadi abi. Bora Bey çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben ne güzel rakamlar şimdi, bırakmışım sana böyle ya. Yalnız gerçekten çok enteresan bir yarışma yaşıyoruz. Safiye Hanım 5, Hafize Hanım 4 puanda. Ortalık fena karışık. Beraber çıkacağız artık. İnşallah doğru cevap. Şu ana kadar sorunu tahmin edemediğim tek yarışma desem literatüre gerçek söylüyorum. Mutlaka sonunda hani şöyle olur, bunu itiraf edeyim ya. Yani 7-8 soru geçtikten sonra insan doğal olarak, tabii yarışmacılara söylemez bunu ama kazanacağı tahmin eder artık yani. İzleyenler yani de tahmin ediyordur. Farklardan da belli olur, evet. Biraz da belli olur. Bakalım ne olacak. Şu anda hiçbir tahminim yok. Bora senin tahminini alayım. Aynı. Çok merak içerisinde aynı durumdaymış. Kimin kazanacağı hiçbir fikri yok. Gelsin bakalım yeni sorumuz. Avrupa Birliği bayrağının zemin rengi nedir? Şıkları görelim. A gri, B beyaz, C mor, D mavi. Bence bilir. Bence de bilir. O nedenle 1 puan veriyorum. 1 puan. Teşekkür ediyorum. D mavi demek istiyorum. Bakıyorum şıkka, cevabı bildiğiniz zaman hemen pıt diye sormadan söyledim. Bu soruda şıksız olabilirdi. Alalım cevabınızı. D mavi. Acaba
ne derdiniz? Ben de mavi derdim. Görelim o zaman, hiç uğraşmayalım. Evet, bir puan aldınız, hayırlı olsun. Şimdi puan tablosunu görmeden önce bu sorunuzu doğru yanıtlamak mecburiyetindesiniz, kazanmak istiyorsanız. İstiyorum, o zaman yanıtlayacağım inşallah. Hadi bakalım. Siz kazanmak istiyorsanız kaldı bir soru. Bildiğiniz takdirde konuşacak hiçbir şey yok. Görelim. Avrupa Birliği bayrağı üzerinde bulunan 12 yıldızın rengi nedir? Rengi nedir? Bence bilir. Bence de bilir. En düşük puanım olan 6'yı vereceğim. A sarı, B beyaz, C açık mavi, D kırmızı. Ya soru kolay olunca şıkları unutuyoruz şöyle. Evet, 6 puan almaya hazır mısınız? Ya, iki şık arasında biraz kaldım aslında ama. Bir düşünün. Biraz düşüneyim şöyle, bayrağı bir göz önüne getirmek. Zemin mavi, onu evet. Konuştuk, hallettik. Zeminde ortaya çıkan bir renk olması lazım, mavi üzerinde. Burada 12 tane yıldız var biliyorsunuz. Evet, yıldızların rengini soruyoruz. Evet. Tamam, cevap verebilirim. Alalım. Beyaz demek istiyorum. Siz ne derdiniz? A sarı demek isterdim. Görelim doğru cevabı. Bunu bilebileceğini düşünüyordum. Ben keşke açıkçası burada yedili mi bulansaydı. Ki o böyle ülkelerin bayraklarını çok da merak eder, bakar. Yani gözünüz önüne canlanmadı mı? Artık bir anda yıldız deyince böyle beyaz diye geldi. Strateji bitti. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, 6-2. Durum şu. Son soruya kalmış bir kader durumu. Eğer siz bilirsiniz... Ya sonuna kadar bu kadar yordurulur mu insan evet, ya? Evet, enteresan. Hiç fark açmadın. Siz eğer doğru cevap verirseniz konuşacak bir şey yok o zaman işte. Bakalım ne olacak? Ben de gelsin, çok merak ediyorum soru. Ne olacak? Ayet ve peygamber ile sahabilerden gelen rivayetlerle yorumlama şeklinde yapılan tefsir türü nedir? Şıkları görelim. A. İşari tefsir. B. Rivayet tefsir. C. Ahkam tefsir. D. Usul tefsir. Bence bilir. Bence de bilir. 5. Öyle ne 5? Hazır mısınız? Ha, alalım cevabı. Artık. Süre başladı. Süre başladı. Rivayet tefsiri demek istiyorum. Siz ne derdiniz efendim? Ben de rivayet derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Ve yarışmanın kazananı için çalan zil buydu. Kendimi tebrik ediyorum. O zil çalmasaydı iyiydi. O zil çalmasaydı sizin için iyiydi. Ama son soruyu görelim. Görelim. Artıhanede bitirme şansı bu. İnşallah ardından bitireyim de ben. Teselli puanı. Ayet ve hadislerin yanı sıra akli, felsefi, güncel yorumlar ve içtihat ile yapılan tefsire ne denir? Şıkları görelim. A. Ahkam tefsir. B. İşari tefsir. C. Dirayet tefsir. D. Usul tefsir. Bence bilir. 7 Bence puan da de bilir zaten 7. Evet. Bilirseniz artı 5 ile bitirmiş olacaksınız. Artılarda bitirelim Hafize. İnşallah. Bora Bey siz ne derdiniz? Sessiz lütfen, çok sessiz. Anlayamadım ya, bari kodla onu. Tamam, bağırma. Vereyim cevabımı artık ya. Alalım efendim. Dirayet tefsir demek istiyorum. C dirayet tefsir. Evet. Siz ne derdiniz? Bana da ahkam tefsir gibi geldi. Görelim bakalım neymiş. Doğru cevap. İyi. Artılarda bitirdim. En azından zirvede bıraktı. Evet zirvede bıraktı. 5 puan zirvesinde bıraktınız. Efendim Sabiha Hanım 11 puanla, Hafize Hanım 5 puanla. Bugün ikiz kardeşler yarıştı bizlerle. Bizler çok mutlu olduk. Efendim siz bizden 1000 TL kazanmış oldunuz. Zaten yoldan gelmişti. O iyi oldu. Zaten iyi oldu. İyi olmazsa falan. Çok güzel. İyi ki de yarıştınız, iyi ki de geldiniz, iyi ki de konuk misafirimiz oldunuz. Umarım hayatınızda hatırladığınız, anlatacağınız güzel bir hatıra olarak evet, yazılmıştır bu program. Evet, teşekkür ederiz. O yüzden zaten teşekkür tekrar ediyoruz. Teşekkürler. Efendim, Bence Bilir Sence'nin sonuna geldik. Sizleri de keşke burada ağırlasak. Bence Bilir Sence diyanet.tv adresine başvurursanız bu hayalimiz gerçekleşebilir. Tekrar görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.